Geçtiğimiz aylarda yapılan Akşehir Yeni Vergi Dairesi binası önündeki yol düzenleme çalışmalarında yol ortasında bulunan ağaç kesilmeden yol çalışmaları ağaç ortada kalacak şekilde düzenlenirken yine Hıdırlık Caddesi üzerinde yapılan yol ve kaldırım, tadilat çalışmaları kapsamında yol kenarında bulunan iki ağaç kesilmeden çalışmalar tamamlandı. Hızla betonlaşan şehirlerde nefes alacak alanlara ihtiyaç olduğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akaya, ilçe genelinde park, bahçe, yeşil alanların artırılmasının yanı sıra özellikle oksijen deposu ağaçların sayısının artırılması konusunda da önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Başkan Akaya, şehrimizde her mahalleye bir park kazandırma çalışmalarımız sürerken, şehrimizi yemyeşil ağaçlarla, fidanlarla, çeşitli süs bitkileriyle süslemek, modern görünümün yanında yeşilin dinlendirici, büyüleyici güzelliğini şehrimizde hissettirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Mevcut ağaçlarımızı da koruyoruz. Özellikle yeni vergi dairemiz önündeki yol çalışmamızda yol ortasına gelen ağacımızı kesmeden çalışmalarımız ağaç ortada kalacak şekilde yapıldı. Yine Hıdırlık Caddemiz'deki yol ve kaldırım tadilatlarımız sırasında yol kenarında bulunan iki ağacımızı kesmeden çalışmalarımızı bu şekilde devam ettirdik. Sürücülerimizin de bu ağaçları fark edebilmesi amacıyla gerekli ikaz ve uyarı levhalarımızı ağaçlarımızın üzerine monte ettik. Akşehirimiz kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra tabiatı, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla Konya'mızın incisi olmaya devam edecektir, dedi.